Herkese merhaba sevgili Teknoloji Oku takipçileri. Ben Özgür Çetin. Bugünkü inceleme videomuzda sizler için ADATA'nın HD330 isimli taşınabilir, aynı zamanda dış etkenlere dayanıklı hard diskini inceliyoruz. Ürünle ilgili merak ettiğiniz her şey bu videoda, hep beraber izleyelim. Biliyorsunuz özellikle bizim gibi böyle sürekli içerik üreten bir iş yapıyorsanız en önemli ihtiyaçlarınızdan bir tanesi depolama çözümleri oluyor. Biz günümüzde ağırlıklı olarak taşınabilir disklerden faydalanıyoruz bu tip işler için ama tabii ofiste daha büyük cihazlarımız da bulunuyor. İşte bunlardan bir tanesi de geçtiğimiz günlerde bize teste gelmişti. ADATA biliyorsunuz belki, bilmenin için de hatırlatmakta fayda var. Depolama çözümleri ve bellek kartı gibi ürünleri bulunan bir teknoloji markası. Teste gönderilen ADATA HD330 ise markanın taşınabilir disk kategorisindeki ürünlerinden bir tanesi. Aynı zamanda markamız SSD çözümleri olduğunu da belirtmiş olalım. Bu ürün normal bir taşınabilir diskten bazı özellikler açısından farklı. Bir kere şöyle ekranda göstermiş gördüğünüz gibi, şöyle biraz daha ön plana getireyim. Bu şekilde bir kılıfla geliyor. Aslında bu normal bir disk var içinde. Tabii yapıştırılmış yalnız, bu arada bunu çıkartamıyorsunuz. Ama hem önünde hem arka tarafında, şöyle göstermiş olayım hem önünde hem arkasını, bir özel bir plastik kılıfla korunmuş. Bu da böyle hani darbelere karşı, düşmelere karşı, biliyorsunuz sabit diskler düşmelere ve darbelere karşı pek dayanıklı olamıyorlar. Bu cihazın ekstradan bazı kabiliyetlerinin olmasını sağlıyor. Şöyle bir düşünelim mesela. Gördüğünüz gibi şu an sıkıntı yok. Tabii takıp bakmak lazım, o da ayrı bir konu. Şöyle hızlıca bir dış görünümüne bakalım ADATA HD330'un. Ekranda da gördüğünüz gibi bize gönderilen mavi renkte ama ürünün siyah ve kırmızı renk seçenekleri de bulunuyor. Satın alırken o renk seçenekleri varsa öyle de alabiliyorsunuz eğer satın aldığınız yerde. Bunun dışında bağlantı olarak USB kullanıyor. USB için şurada bir bağlantımız mevcut. Kablomuz da kutudan çıkıyor zaten. Şöyle bir USB kablosu var. Bu kablo ile beraber cihazı bilgisayarınıza bağlamış oluyorsunuz. Bunun dışında hani öyle anlatılacak başka bir şey de yok. Kutusu da zaten bir bu çıkıyor, bir de kablosu çıkıyor. Zaten başka bir çıkmasına da gerek yok. Şimdi gelin ADATA HD330'un teknik özelliklerine bir bakalım. Daha sonra ürünle ilgili yaşadığımız deneyimleri ve yaptığımız hız testlerinden bahsedeceğiz. ADATA HD330 1 TB diskle geliyor. İçinde Toshiba'nın MQ04ABF100 kodlu bir 2,5 inçlik SATA diski yer alıyor. Az önce söylediğim gibi siyah, mavi, kırmızı renk seçenekleri var. USB 3.2 Gen 1 bağlantısını kullanıyor. Düşmeye ve darbeye dayanıklı bir gövde kaplamamız var. Kutusundan çıkan HDD To Go yazılımıyla güvenlik ve yedekleme özelliği de gelmiş oluyor. Windows XP, Vista 7, 8, 8.1, 10, Mac OS X 10.6 ya da daha yeni sürümlerde, aynı zamanda Linux kernel 2.6'da ve daha yeni işletim sistemleriyle uyumlu olarak kullanılabiliyor. Bize gönderilen ürün 1 TB kapasiteye sahip ama ürünün 2, 4 ve 5 TB seçeneklerde bulunduğunu belirtelim. Yani böyle biz 1 TB kullanıyoruz, bize yetiyor ama size 2 ya da 4 ya da 5 TB da gerekli olabilir. Böyle bir seçeneğin ne olduğunu da belirtmiş olalım. Öte yandan bu ürünün toplam ağırlığı 189,8 gram. Yani çok ağır bir ürün değil. Fiyatı da 599 TL. Şimdi gelelim tabii ki standart bazı sentetik testler ve kullanım ile ilgili yaptığımız bazı testler oldu. Bu testlerden ilki benzer ürünlerde yaptığımız gibi Crystal Disk testine tabi tuttuk. Crystal Disk'te ürün 139.7 MB okuma, 144.8 MB'da yazma hızına ulaştı. Fena rakamlar değil. Yani içinde SSD olmadığı için çok daha yüksek bir şeye çıkamıyorsunuz doğal olarak ve takdir edersiniz. Bence yeterli bir rakam olduğunu söyleyeyim. SSD olduğu zaman da fiyatı, yani 1 TB için söylüyorum en azından, bu fiyatı alamazsınız. Orada henüz hala dengeler tam olarak oturmadı. Öte yandan deneyimsel testler de yaptık biz bu ürünle ilgili. Yaptığımız dosya aktarım testinde 81.1 GB'lık veriyi kopyaladık. Bu yaklaşık 38 dakika sürdü. Video vardı, fotoğraf vardı, karmaşık birçok klasör vardı bu kadar datanın içinde. 38 dakikada 81.1 GB'ı kopyalamış olduk. Bu da saniyede 35 MB'a geliyor. Dakikada ise 2.13 GB'a tekabül eden bir hızı var. Bence yeterli bir hız. Yani tabii ki çok daha yüksek hızlara ulaşmak isterseniz SSD gibi çözümlere yönelmeniz gerekiyor. Çünkü USB'nin işte 2,5 inçlik bir diskin sınırları zaten belli. Bu manada bence yeterli olduğunu söyleyeyim. Hız konusunda bizi üzmeyen bir ürün var. Öte yandan ADATA HD330'un bizim kullanabildiğimiz alanı yaklaşık olarak 931 GB, onu da söyleyelim. Yani 1 TB'ın tamamını kullanamıyorsunuz ama
931 GB da yeterli bir rakam olduğunu belirtmiş olayım. Bir de ürünle beraber kullanabildiğiniz HDD to Go isimli bir yazılım var. Yazılım bana birazcık eski moda gibi geldi ama yedekleme, işte istediğiniz bir klasörü ya da istediğiniz bir programı, orada seçeneklerde var zaten, Outlook vesaire gibi, yedekleme işlemlerini bu yazılımla yapabiliyorsunuz ama yazılım bir parça eski gibi geldi. Yani daha böyle günümüz yazılımlarına uygun bir şeyle güncellense bence güzel olur. Ama iş görüyor mu? Görüyor. Yedekleme işlemleri yapabiliyorsunuz. Dosyalarınızı yedekleyebiliyorsunuz. Şifreleme vesaire gibi işlemleri de yine bu yazılım üzerinden yapabiliyorsunuz. Yani bir klasörü sadece sizin görebileceğiniz bir hale getirmeniz de mümkün. Hard disk üzerindeki. Ama arayüzü birazcık bana eski moda gibi geldi. Böyle 90'ların, 2000'li yılların tasarımı kalmış. Belki bir güncelleme olsa daha güzel olur. Ama dediğim gibi iş görüyor mu? Görüyor. HDD to Go yazılımı vaat ettiklerini fazlasıyla yerine getiriyor. Gelelim herkesin merak ettiği konu, bu ne kadar? Adata'nın HD330 ürünü biz bu testi yaptığımız Aralık ayının son günlerinde yaklaşık olarak 599 TL civarındaydı. Evet, yani 1 TB kapasiteli bir disk için bu rakam biraz yüksek. Ama cihazın tabii ki darbelere dayanıklı olması ve dış etkenlerden korunabilir bir kaplamayla gelmesi fiyatının artmasında önemli etkenlerden biri olmuş. Eğer böyle bir ihtiyacınız varsa önerebileceğimiz bir hard disk. Yok hayır, benim dış etkenle korumaya ihtiyacım yok, çok böyle hani işte şöyle bir şekil olmayı versin diyorsanız çok daha ucuza 1 TB disk kapasiteli alabileceğinizi söyleyelim. Ama böyle bir şey istiyorsanız 3 aşağı 5 yukarı fiyatların bu aralıkta olduğunu söyleyeyim. Bu bakımdan Adata HD330 modelinin fiyatının kendi kategorisindeki ürünlerle karşılaştırdığımızda normal olduğunu söyleyebilirim. Öte yandan cihazın üzerinde bir de bir LED lamba bulunuyor. Bilgisayara taktığımızda bu LED lamba dosya transferi sırasında ya da bir işte bir darbe olduğunda, bir hareket hissettiğinde yanarak size uyarıda bulunuyor. Bu da güzel olmuş. Yani bu sayede cihazın o anda ne yaptığını, işte dosya mı aktarılıyor vesaire mi olduğunu anlayabiliyorsunuz, görebiliyorsunuz. Böyle bir lambanın varlığından da bahsetmekte fayda var. Bu inceleme videomuzda Adata HD330'u konuk ettik. Güzel taşınabilir bir hard disk olmuş. Aynı zamanda dış etkenlere de ciddi manada dayanıklı bir ürün var karşımızda. Ürünle ilgili merak ettiklerinizi bu videonun altında bizlerle soru olarak paylaşabilirsiniz. YouTube kanalımıza abone olmayı, bizleri aynı zamanda Instagram, Twitter ve Facebook gibi sosyal ağları takip etmeyi unutmayın. Bu uyarıyı sürekli yapıyorum ama hatırlatmakta fayda var. Instagram'da çok güzel çekilişler yapıyoruz her hafta. Mutlaka oraya da sizleri bekliyoruz. Farklı bir videoda, farklı bir incelemede karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın.